Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli siz sorun biz söyleyelim. Takipçilerimiz, izleyenlerimiz biliyorsunuz ki her cuma saat 19'da olduğu gibi bu hafta da cuma günü saat 19'da siz sorun biz söyleyelim programımızla ve Yavuz Selim hocamızla birlikte sizlerin huzurunuzdayız. Her zaman olduğu gibi bu hafta da çok önemli konularımız var. İnşallah konularımızı konuşacağız. Onun yanında sizlerin de bizlere konumuzla alakalı veyahut farklı konularda sormak istediğiniz soruları bizlere WhatsApp veyahut normal mesaj yoluyla bizlere soracaksınız. Bizler de hocamıza sizlerin sormuş olduğunuz soruları vaktimiz yettiğince inşallah burada sormaya çalışacağız inşallah değerli izleyenlerimiz. Mevla Teala burada anlatılanlarla amel etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum Fatih Hocam. Sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Evet kıymetli izleyenlerimiz bugün önemli tabii ki konularımız var. Onları konuşacağız. Şimdi normalde biz bu hafta, her hafta biliyorsunuz ki buraya geliyoruz. Burada belli konular konuşuyoruz. Bu süre zarfında da sizlerin bizlere çokça mesela sormuş olduğunuz sorularınız oluyor. Bizler de tabii ki vaktimiz bazen yeterli oluyor soruyoruz, bazen de yeterli olmuyor soramıyoruz. Bugün de böyle yani çok sorulan belli konularda soruları inşallah hocamıza soracağız. Hocamız da inşallah cevaplandıracak. Sizler de bizlere sormak istediğiniz soruları sadece konumuzla alakalı olmayabilir. İstediğiniz konuda bizlere sormak istediğiniz soruları WhatsApp veya normal mesaj üzere sorabilirsiniz. 0537-264-0488 nolu telefondan aşağıda da zaten görmüş olduğunuz gibi yazıyor. Buradan bizlere sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz kıymetli izleyenlerimiz. Evet hocam bu hafta dediğimiz gibi önemli bir gerçekten önemli konular hocam. İlk sorumuzu sorarak programımızı açmak istiyorum hocam. Hocam ilk sorumuz dövme yaptırmak haram mıdır hocam? Tabii bu konumuz değil mi yani evet, aynı zamanda evet. Soru derken konumuz bu. Haftalık konumuz bu haftaki konumuz dövme yaptırmak ve vesaire bununla alakalı konular inşallah. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz gerçekten özellikle Fatih Hocam söylemiş olduğu gibi yani haftalık bu haftaki konumuz dövme ve benzeri konularla alakalı olacağı için lütfen istirham ediyorum. Yani maalesef son zamanlarda özellikle gençler tarafından hatta gençleri de aştı artık hatta erkekleri de aştı maalesef kadınlar tarafından da bu dövme denilen bu hastalık mı diyelim artık ne diyelim işte buna yani bir değişik bir şey. Gerçekten çok yaygınlaşmış durumda. Öncelikle Rabbimizin razı olmayacağı bu tür şeylerden hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Şimdi dövme işte biliyorsunuz insanın ister kadın olsun ister erkek olsun genç yaşlı fark etmiyor. Bedeni üzerinde yani vücudunda herhangi bir yerine işte koluna artık neresi şimdi artık öyle bir şey oldu ki önceden kollara mollara yapıyorlar. Şimdi Allah selamet versin. Her tarafını yüzüne kulağına bile dövme yaptırmış. Ensesine dövme yaptırmış. Kulağına dövme yaptırmış. Yani gerçekten gidişat iyi değil ya. Gençler, güzel insanlar, kıymetli Müslümanlar. Biz burada tabii anlatırken maalesef mahalle baskısının altında eziliyoruz yani. Futbolcusundan, topçusundan, hopçusundan bilmem necisinden bu gençler özenerek maalesef onların etkisinde kalarak, onların baskısında kalarak, şeytan nefiste zaten Allah'ın razı olmadığı bir şeyde ne yapar adama? Ne yapar? Baskı yapar. Bu sefer yani insanlıktan çıktı ya insanlar ya. Ya bir bakıyorsun insanın yüzüne bakıyorsun ya böyle bir şeylik var ya Fatih Hocam. Gerçekten ha yani böyle bakıyorsun böyle korkuyorsun adamdan yani. Öbür tarafı dövme ya. Yüzü, kulağı, kolu, ayağı, bacağı, sırtı, ense, kafa, kel, neyse işte artık her taraf yani. Ya gerçekten acayip bir gidişat var. Rabbim bu büyük yanlıştan inşallah özellikle bak Fatih Hocam bu dövme konusunu bu hafta konu olarak bu şekilde inşallah konuşmamız için seçti yani. Gerçekten inşallah elimizden geldiği kadar önce caiz midir, yapılır mı, yapılır mı diye zaten sorulmaz da yapılmasındaki devamındaki şeyin de sıkıntısı nedir? Şimdi şunu söyleyelim öncelikle. Rabbimiz ayeti kerimede buyuruyor ki bak ayet okuyorum size kıymetli Müslümanlar, gençler, Müslümanlar, kıymetli Müslümanlar ayet okuyorum size. Caizdir, maizdir bırak ayet okuyorum size. Bismillahirrahmanirrahim. Tin suresinde geçiyor bu. Lekad halaknel insane fi ehseni takvim buyuruyor Rabbimiz. Biz insanı bak ayet bu. Biz insanı en güzel kıvamda,
en güzel surette, en güzel şekilde yarattık buyuruyor. Allah buyuruyor. Senin Allah'ın diyor ki kulum, ben seni en güzel surette, en güzel yüzünü, en güzel elini, en güzel vücudunu, en güzel bedenini yarattım diyor Allah Celle Celaluhu. Allah diyor. Sen kalkacaksın, Rabbimiz bizi yaratan, bizi sonsuz mükemmel güzelliklerle yaratan Rabbimiz bu kadar güzel bir şekilde erkeği erkek suretinde yakışılması gereken neyse, kadını kadın suretinde, kadın şeklinde nasıl olması gerekiyorsa o şekilde yarattığı halde bir insan, mahalle baskısı diyoruz buna. Sosyal medyanın baskısı diyebilirsin, gençlerin baskısı diyebilirsin, aşk arkadaş baskısı diyebilirsin, artık neyse işte. Futbolcuların, şunların, bunların baskısı ne olursa olsun. Onlardan görmüş oldukları bu yanlış şeylerle kalkıyorlar. Allah diyor ki ben seni en güzel surette yarattım kulum. En güzel şekilde yarattım kulum diyor, buyuruyor. Sen kalkıyorsun, yüzüne bir şeyler çizmeye çalışıyorsun. Burnuna bir şeyler çizmeye çalışıyorsun. Kollarına, bacaklarına, vücuduna neyse işte artık çoğaltın. Adamın neredeyse dövmesi bedeninde bir şey kalmadı ya. Geçen bir tanesini gördüm. Yaz ya şimdi, yaz ayları ya. Tabii kısa kol mu sakol giyiyor. Şimdi Allah selamet versin, bu shortboard gibi bir şeyler var ya işte yani. Kısa giyiyorlar. Her tarafı dövme olmuş adamın ya. Ya dövmesiz bir yeri yok adamın kardeşim ya. Ya bu nedir ya? Bu ne ya bu? Yarın Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman, önce böyle anlatacağım. Sonra caizdir değildir şimdi. Onları sonra anlatacağız. Yarın Allah'ın huzuruna ölmeyecek miyiz güzel insanlar? Kıymetli insanlar, kardeşlerim. Bak yalvarıyorum size, yapmayın. Durdurun bu büyük günahı yani. Yarın Allah'ın huzuruna çıktın. Allah'ın huzurunda her insan sorgu sualden geçecek. Bakacak ki Rabbimiz, o dövme öyle bir şey ki, öyle bir baş belası ki, yaptırdığın zaman bir daha silmesi bilmesi çok büyük ameliyatlar, kazıtmak mazıtmak bilmem neler gerektiriyor. Sen o dövmelerle yarın Allah'ın 3 günlük dünya menfaati için, şu nefsin aldatmacısı için, şu şeytanın vesvesi için, onun bunun özentisiyle, baskısıyla bilmem neyle vücudunun her tarafıyla oynadın. Çıktın Allah'ın, öldük. Mahşer var, hesap var, kitap var, mizan var. Allah'ın huzuruna karşısına çıktık. Şöyle bir soru gelecek size. Yapmayın. Kıymetli Müslümanlar, çocuklarınızı acıyın ya. Daha 3 yaşındaki çocuğa dövme yaptırmış annesi babası ya. Ya o garibim ne anlar? O zavallı çocuk ne anlar? O günahsız masum çocuk ne anlar? Niye anne babası özentisi? Kendi zevklerini, kendi nefsani arzularını çocukları üzerinde oynuyor. Yapmayın ya. 3 yaşında çocuk ne anlar dövmeden? Bir bakıyorsun çoluk çocuğun üzerinde dövmeler başladı ya. Ya bu caiz midir? Doğru mudur? Yani iyi bir şey midir haşa ki sen kalkıyorsun çocuğunun üzerinde dövme yaptırıyorsun ya. Ya üzüldüğümüzden gerçekten üzülüyoruz. Gerçekten ciğerimiz yanıyor ya. İnsan bedeni üzerinde oynama yapılıyor. İnsanın bedeni üzerinde oynama yapılıyor. Evet, soruya gelelim. Yarın Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman, şimdi sen Allah'ın huzurundasın. Kendini düşün ama. Benim anlattığımı bırak şimdi. Kendini düşün. Allah'ın huzuruna çıktık. Hepimiz çıkacağız. Hesap vereceğiz. Sana Rabbimiz şöyle bir soru sorduğu zaman. Kulum Ahmet. Hasan, Hüseyin, çoğalt. Sen benim sana vermiş olduğum o bedeni beğenmedin mi? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ buyurdum ayet-i kerimemde. Ben seni en güzel surette yarattım. En güzel biçimde yarattım. En güzel şekilde yarattım. Sen benim yaratmış olduğum o bedeni, o sureti, o işte insanı beğenmedin mi de kalktın her tarafımla oynadın diye sorduğu zaman ne cevap vereceğiz? Allah soruyor ha. Hadi bakalım, dümen yapamazsın. Yalan hiç konuşamazsın. Sallayamazsın. Ne diyeceksin? Her tarafında dövmeli. Kendi mahcubiyetin, Allah'a karşı mahcubiyetin. Bir de o kadar Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar gelmiş bütün insanlar, bütün peygamberler, bütün Allah dostları, bütün akrabaların, çoluğun, çocuğun, torunun, kimse artık çoğalt. Hepsinin huzurunda ver bakalım cevabını. Hadi bir canlandır aklından. Yapmayın ya. Cevap veremeyiz. Yapacağımız tek hareket ne biliyor musun? Kafanı böyle yiyeceksin. İfade kullanamazsın. Dünyada birisi sorsa dümen yaparsın. Nefsani, ya bildiğin bir şey vardı, bir şeyler söylersin. Kandırırsın kendince. Kandıramazsın da kendince.
Ama Allah'ı kandıramazsın. Cevap veremiyorsun, yalan konuşamıyorsun, sallayamıyorsun. Ne yapacaksın? Cevap da veremiyorsun. Yapacağın tek şey, boynunu bükeceksin. Cevap da veremeyeceksin. Ama öyle bir mahcup olacaksın ki, öyle bir mahcup olacaksın ki, şu mahcubiyet sana her şeyden ağır gelecek. Cezası ayrı. Şimdi cezası caizliğine onlar da aynı geleceğiz. Ama şunu düşün yani. Çoluğun, çocuğun, akrabaların, senden sonra gelen neslin, Allah dostları, peygamberler, bütün insanların huzurunda Allah'a cevap ver bakalım. Veremeyeceksin. Veremezsin ki. Kulum, şu soruya bak ya. Benim sana verdiğim bedenin neresini beğenmedin de kalktın her tarafıyla oynadın? Niye böyle yaptın kulum diye sorduğu zaman ne cevap vereceksin? Allah'ım güzel anlamayı nasip eylesin. Cevap veremeyeceğiz. Veremeyiz. Yapmayın. 3 günlük dünya için yakışıcısı yapmış. O yapan kişi doğru mu yapmış? O yapan kişi Müslüman mı? Allah tanır mı? Peygamber tanır mı? Mahşer bilir mi? Yarın Allah'ın huzurunda hesap vereceğini bilir mi? Bilmez. Niye yaptı? O adam belki de gayrimüslim, gavur belki de. Sen Müslümansın ama. Ama ona özeniyorsun. Yapmayın. Ya bir de şu çocuklara yapmaya başladılar ya, hepten şeyden çıkıyoruz ya hocalar olarak ya. Ya 3 yaşındaki çocuğa bakıyorsun, kadın almış elinde çocuğu, 3 yaşında kız çocuğu, erkek çocuğu ya. Dövme yaptırmış ya, geçen gördüm ya. Ya o çocuğun ne işi var o dövmeyle, bilir mi bilmez. Kim yaptırdı? Annesi yaptırdı. Kim yaptırdı? Babası yaptırdı. Anne babası yaptırdı yani. Bunun hesabını, senin günahın sana çok mu az geldi de bir de çocuğun günahını üzerine yükleneceksin ya. Onun için yapmayın. Bak gerçekten Rabbim muhafaza eylesin, çok büyük bir, çok yaygınlaştığı için, çok yaygınlaştığından dolayı böyle biraz sesim yükseltiyorum ama üzüldüğümden, gerçekten üzülüyorum, Müslümanlara üzülüyorum, kardeşlerimize, bunlar bizim Müslüman kardeşlerimiz, bunlar bizim sonuçta Allah'ını bilen, ne bileyim peygamberi tanıyan insanlar ama dedik ya bir mahalle baskısı, bir sosyal medya, bir gençlik özentisi, topçu hopçu bilmem ne özentisi aldı bir furya gidiyor. Nereye gittiği belli değil yani. Rabbim muhafaza eylesin. Burasını söyledikten sonra şu söylediğimi unutmayın bak. Allah'ımıza karşı o soruya cevap veremeyiz. Mahcup oluruz. O mahcubiyet var ya, her şeye değer. Her şeyden daha ağır gelir insana. Şimdi gelelim caiz midir değil midir? Fatih hocamın söylediğine. Bakın dövme yaptırmak kesinlikle caiz değildir. Çünkü sen fıtratı tahyir diyorlar bunlar Fatih Hocam. Fıtratı tahyir demek fıtrat, yaratılış. İnsanın bir yaratılışı var. Erkeğe baktığın zaman erkek olarak bir yaratılışı var. Kadına baktığın zaman bir kadın olarak yaratılışı var. Doğru mudur yani? Erkeğin kendine göre yaratılış özellikleri var. Kadının kendine göre yaratılış özellikleri var. Fıtratı tahyir şu. Yaratılan bu fıtratı, yani erkek olarak, kadın olarak bu yaratılan bu fıtratı, yani bedenin üzerinde ne yapıyorsun? Sen değişiklik yapıyorsun. Yaratmak Allah'a mahsustur. Yaratılan üzerinde oynamak bunun çok büyük günahtır, en büyük günahlardandır. Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir, haramdır kardeşlerim. Yapmayın, basit bir şey değil. Ya çok basit böyle zevkler için nefsine uyuyorsun. Ne bileyim işte özenti diyorsun, bilmem ne diyorsun. Sonra yarın Allah'ın huzurunda. Bir de kazıtması da çok zormuş onun ha Fatih Hocam ya. O yaptırıyorlar ya şekiller mekiller değişik beş böyle şeyler. Bunun kazıtması yok. Öyle gidecek ahirette ya. Haramdır, caiz değildir. Onun için aman aman lütfen Allah rızacı. Bak sırf bu hafta şöyle tatlı bir şekilde diyeceğim ama ya sesim biraz yükseliyor. Kızdığımdan değil ha, sakın öyle anlaşılmasın. Yani o kadar çok yayıldı ki. O kadar çok artık normalleşti ki ya Rabbi diyoruz ya, bu insanlar nedir bu halleri diyorsun ya. Rabbim muhafaza eylesin. Kardeşlerimize hidayet nasip eylesin. Kardeşlerimize bu yanlıştan bir an önce dönmeyi nasip eylesin. Çoluğunu, çocuğunu, neslini, torunları neyse hepsini bu büyük hatadan, bu büyük yanlışa düşmekten muhafaza eylesin. Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz değildir, haramdır. Büyük günahlardandır. Allah'ın yaratmış olduğu o güzel, ehsen olan en güzel beden üzerinde değişiklik yapıyorsun. Haşa Allah'ın işine karışıyorsun. Allah'ın işine karışıyorsun. Çünkü yaratmak Allah'a mahsustur. Dolayısıyla çok büyük günahı üzerine ne yapıyorsun? Çekiyorsun. Yapmayın güzel insanlar. Lütfen. Peki diyelim ki şu aşamadan sonra adam bu akşam inşallah nice insanlarımıza
bu yanlışla alakalı, bu dövmenin ne kadar büyük haram olduğu, ne kadar büyük günah olduğuyla alakalı inşallah bunu duyup belki pişmanlık inşallah diyelim olmuştur ki olmuştur inanıyorum ben. Olduysa ne yapacak? Hocam tamam ben bunu yaptım, işte nefsime uydum, şöyle yaptım, böyle yaptım, bir şekilde bunu yaptırdım. İlk yapacağı şey hemen gidecek bir gusül alacak. İyi dinleyin burayı. Gusül alacak. Ondan sonra iki rekat namaz kılacak. İki rekat namaz kılacak Allah rızası için. Sonra açacak elini. Ya Rabbi diyecek be. Özür diliyorum ya Rabbi be. İşte nefsime uydum, şuna uydum, özendim, şöyle oldu, böyle oldu. Veya hadi onu da söyleyeyim. Ben bu kadar büyük bir günah olduğunu bilmiyordum ama yaptım bunu ya Rabbi. Senin sonsuz merhametin var ya Rabbi. Sen sonsuz affedicisin ya Rabbi. Beni affet ya Rabbi deyip önce özür dileyecek. Önce özür. Özür dilemeden olmayacak. Tövbe edecek yani. Bu büyük günahından, bu büyük yanlışından önce tövbe edecek. Sonra o yaptırmış olduğu dövmenin artık miktarı sayısı veya neyse eğer onları kazıtma gibi veya onları kaldırma gibi yani vücudundan silme gibi bir şey yapabiliyorsa onu yaptıracak. Ona da çalışacak. Öyle ya kaldı değil. Yaptırdı mesela belki de çok şey dövmedir yani böyle silinebilecek bir dövmedir. Onu yapacak. Onu yaptıktan sonra da hayatına devam edecek. Ama tövbe önemli. Şimdi bazı kardeşlerimiz şunu söylüyorlar. Şimdi bu derinin üzerine dövme yapılıyor ya bu dövme yapılın. İşte gusülle alakalı, abdestle alakalı bir sakıncası var mıdır diye diyorlar. Eğer yaptırmış olduğu dövme bizim bildiğimiz kadarıyla dövme derinin üstüne yapılmıyor. Derinin altına işliyorlar işte iğnelerle bir şekilde. Derinin üstüne böyle bir yapıştırma şeklindeyse zaten onda o gusül olmaz. Abdest olmaz derin üstünde ama bildiğim kadarıyla ki öyle zaten. Derinin altına işliyorlar o şeyi, dövmeyi. Dolayısıyla derinin altına işlediklerinden dolayı abdest ve gusülden kurtarır. Yani abdesti olur, guslü olur ama dediğim gibi bu caizdir iyi bir manasında demiyorum yani. Zaten o dövmeyi yaptırmak en büyük günahtı demiştik. Ama abdest ve gusülle alakalı durum nedir diye sorarsanız abdestle guslümüzde mani olmaz. Ama şu derinin üzerine yapılan bir şey varsa ama bildiğim kadar yok galiba. Eskiden çocuklar hatırlarsanız böyle cikletler, mikletleri böyle alırlardı, yapıştırırlardı böyle parmak. Hasan bilir onları belki de, bilmiyorum bilir mi Hasan? Bilir misin? Böyle derinin üzerine yapıştırır da böyle resimler olurdu. O derinin üstüne oluyor. O onda tamam, onda abdest olmaz, gusül olmaz. Onlar siliniyor bir de ama yani böyle o anlık belki yapıştırıyor ama onlarda olmaz ama şey öyle değil. Söyle dövme derinin altına yapıldığı için abdest ve gusülden kurtarlar ama fıtratı tahir dediğimiz vücut üzerinde, beden üzerinde değişiklikler yapıldığından dolayı kesinlikle caiz değildir. Rabbim bu büyük yanlışa düşmekten hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Ne yapılması gerektiği ile alakalı özellikle tövbe iki rekat namaz kılıp tövbe ile alakalı onu söyledim. Ve bundan sonra da ya Rabbi bu büyük yanlışa kesinlikle bir daha düşmeyeceğim. Çoluğumla, çocuğumla, neslimle hatta yanlış yapanları ben kendi yanlışımdan dolayı onları da uyaracağım, onları da anlatacağım deyip böyle bir niyete girdikten sonra Mevla'dan af dileyecek. Yapacak başka bir şey yok. Yani. İnşallah hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz bir kez daha hatırlatalım. Sizler de bizlere WhatsApp veya normal mesaj üzere sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. 0537 264 04 88 nolu telefondan bizlere sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Evet hocam seyircilerimizden gelen birkaç sorular var. İkinci konumuza geçmeden önce onları sormak istiyorum. Bir seyircimiz hocam selamünaleyküm hayırlı programlar. Hocam Allah bizi neden yarattı demiş. Allah bizi niye yarattı? Güzel bir soru. Allah bizi kulunu Bismillahirrahmanirrahim. Ayet vardı ya ben insanları ve cinleri beni bilsinler için yarattım. Ve ma bismillah evet Fatih hocam hatırlattı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinne vel inse liyabudun. Ayet-i kerime bu. Allah buyuruyor, Rabbimiz buyuruyor ki ben diyor insanları ve cinleri yaratmadım. O başındaki ma olumsuzluktur. Yaratmadım. İlla ancak yarattım liyabudun bana ibadet etsinler için. Yani Rabbimizin insanları ve cinnileri unutmayın.
Adem Aleyhisselam yeryüzüne gönderilmeden önce yeryüzünde cinler vardı. Onlar da aynı bizim gibi mükelleftiler. Ama çok kan döktüler, savaşlar yaptılar, çok büyük şeyler oldu. Dolayısıyla Rabbimiz Cebrail Aleyhisselam, tefsirde geçiyor bunlar. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla cinlileri daha çok böyle dağlık kesimlere doğru. Şu an yaşıyorlar, onların da hayatları devam ediyor. Ama tabii bizim gibi görünmüyorlar tabii. Onlar da kendilerine göre bir hayatları var. Uzatmayalım, ayrı bir konu. Dolayısıyla Allah'ımızın bizi yaratmasındaki gaye imtihan için. Allah Celle Celaluhu kulunu yarattı ve kuluna her türlü doğru ve yanlışı öğretti. Peygamberler vasıtasıyla, kitaplar vasıtasıyla ve iki tane yol gösterdi. Kulum, bak ben sana peygamber gönderdim. Ben o peygamberime kitaplar gönderdim. Benim varlığımla alakalı, imanla alakalı, İslam'la alakalı, dininle alakalı, ibadetle alakalı. Şayet sen laf dinlersen, imtihan hayatı ya, imtihan için, ibadet için geldik ya. Eğer laf dinlersen, ibadetlerine dikkat edersen, kulluğuna dikkat edersen, yolun cennet, ebedi ve sonsuz bir hayat. Dünyada 50-60-100 en fazla, artık ne kadar sömür ama ahiret öyle değil. Ahirette sonsuz bir hayat var. Yani dünya ahiretin tarlası. Burada ekeceğiz, orada biçeceğiz. Orada oh diyeceğiz ki ya Rabbi. Şimdi yapmış olduğumuzu karşı orada göreceğiz. Ama insan nefis ve şeytanın aldatmacalarıyla beraber laf dinlemezse, ibadetlerine dikkat etmezse, kulluğuna dikkat etmezse, Allah muhafaza, Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Amin deyin inşallah. Siz de amin deyin seyircilerimiz. Evet, o zaman gideceği yol cehennemdir. Rabbim çoluğumuzu, çocuğumuzu, zürriyetimizi, neslimizi muhafaza eylesin inşallah. Dolayısıyla dünya hayatı bir imtihan. Aslında çok güzel bir şey. Bu imtihanda laf dinleyeceksin. Ebedi ve sonsuz bir hayatı kazanmak için ne yapacaksın? Orada köşkler, saraylar, insanın nefsinin hoşuna gidecek her türlü nimet. Dünyada hiç belki de görmediğimiz, tatmadığımız çok güzel ve sonsuz nimetler. Ne saraylar ne köşkler var sen dünyada böyle bir tane şey yapamadın, görmediğin. Ama dolayısıyla bu imtihanı güzel bir şekilde kazanacağız. İbadetlerimize dikkat edeceğiz, kulluğumuza dikkat edeceğiz ve cennetimizi kazanıp cemalullahıyla beraber, Allah'ın cemaliyle, cennetiyle ve cemalullahını kazanıp ebedi ve sonsuz hayatta ne yapacağız? Hayatımızı o şekilde sürdürmüş olacağız. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun insanı yaratmasındaki gaye ibadetlerimize dikkat edip imtihan olan bu dünya hayatını kazanıp ahiretimizi kazanmak için. Yani kulluk vazifelerimizi güzel dikkat edip cennetimizi kazanmak içindir. İbadet için. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz, sizler de bizlere sormak istediğiniz soruları bir kez daha hatırlatayım hemen. 0537 264 0488 nolu telefondan WhatsApp veya normal mesaj üzere sorabilirsiniz. Evet hocam, bir sorumuz daha var. Onu sorup sonra konumuza dönmek istiyorum hocam. Seyircimiz, selamünaleyküm hocam. Elim kesildi, kan durmuyor. Nasıl abdest alırım demiş. Şimdi kan biliyorsunuz Şafii mezhebine göre abdesti bozmuyor zaten. Hanefi'ye göre cevap verelim buna. Şöyle yapacak kardeşimiz, kan durmuyorsa yani mesela bir bandaja saracak işte nasıl şey, kanamanın durumuna göre bir sargı yapacak. Yani sargı yaptığı halde işte ne bileyim bir şey sardığı halde hala durmuyorsa namazın son vaktine kadar ne yapacak? Bekleyecek. Yani o kanın, o vücut, hani Şafii'ye göre bozmaz ama Hanefi'ye göre kan abdesti bozuyor ya. O kanın durmasını engelleyecek ne gerekiyorsa yapacak ve o anda mesela ezan okundu, öğle namazını kılacaktı, durmadı. Devam edecek. İlk vakti ya da ezan yeni okundu. Devam edecek. O namazın, yani öğle namazından misafir, öğle namazının son anına kadar o kanın durması için elinden geleni ne yapacak? Yapacak ve o şekilde kanın durmasını sağlayacak. He, oldu ki yine durmadı. O zaman deniliyor ki bir şey, yani abdestten misal verdik burada. Abdesti bozan bir şey eğer tam bir namaz vakti devam etmişse, mesela öğle namazından önce başladı dedik biraz önce, öğle namazını misal verdik ya. Öğle namazı ezan okundu, kan devam ediyor, kanama devam ediyor. Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor ve ikindi namazı neredeyse okundu okunacak. Yani bir tam namazı eğer devam etmişse artık o kişi özürlü konumunda oluyor. Fatih Hocam ne konumunda oluyor? Özürlü konumunda oluyor. O zaman ne yapacak? Özür abdesti alacak. Hemen ne yapacak? Son ana kadar bekleyecek ama unutmayın bak o tam namaz vaktini dolduracak. Son ana kadar, yani bir abdest alıp namazını kılıncaya kadar olan o son ana kadar bekleyecek. Bekledi,
Yine kanama devam ediyor. Tamam, bu alkışı artık nedir? Tam namaz vaktini doldurdu ya. Özürlü konumundadır. Özürlü konumda olması şu demektir. Her namaz için yeni taze bir abdest alıp namazını o şekilde ibadetini namazını kılmış olacak. Yani o özürlü konumuna kadar eğer durmamışsa özürlü konumunda olacak. Tam bir namaz vaktini, yani öğlenle ikindi namazı arasındaki tam bir namaz vaktini doldurduktan sonra özürlü konumunda olacak. Durmadı. O zaman özürlü konumuna geçtikten sonra da abdestini alıp namazını kılacak. Ha, ondan sonra yine devam etti. İkindiyi kıldı. Yine devam etti. İşte ne yapacak? Devam ediyorsa o şey, o özrü, o zaman her namaz vakti için söyleyin abdest alıp namazlarını kılacak. Artık o kanama ona engel olmayacak. Yani özürlü abdestiyle beraber ibadetlerini, namazını, abdestini almış oluyor. Teşekkür ederiz hocam. Evet hocam, dövme yaptırma konusunu konuştuk. İkinci konumuz hocam, ülkemizde son zamanlarda çok ciddi oranda da maalesef ki çaldı hocam. Estetik yaptırmak günah mıdır hocam? Şimdi estetik biraz farklı Fatih hocam. Estetiği biraz açmak lazım. Şimdi estetik de günah da, bir de şöyle bir istisnası var onun. Mesela estetik dediğimiz, mesela diyelim ki örnek verelim. İnsanın burnunda bir kemik var. Mesela bizim Karadeniz insanında çok olur biliyorsunuz Fatih hocam. Biraz burun yapısı değişik olduğu için böyle. Kemik var veya et var. Nefes alıp vermesini ne yapıyor? Zorlaştırıyor. Yani bir sıkıntıdan dolayı, bir mazeretten dolayı eğer vücudu bedeninde, burundan misal verdim, eğer bir oynama yapıyorsa mesela ne yapıyor? İşte o burundaki o kemiği aldırıyor veya eti aldırıyor. Bunu yapıyorsa bunda hiçbir sıkıntı yok. Bak, mazereti var. Çünkü o et nefes alıp verirken, mesela benim büyük oğlumu bir burun ameliyatı yaptırmıştık yani. Geceleri hatta böyle uyurken bile böyle şey kalkıyordu böyle çocuk yani. Böyle bir anda nefesim gidiyor gibi böyle korkuyordu yani. Hemen ameliyat yaptırdık. Yani dolayısıyla eğer bir mazeretten dolayı, işte burundaki kemik gibi, et gibi veya vesaire bazı şeylerden dolayı, herhangi bir organımızdaki, uzuvumuzdaki bir sıkıntımızdan dolayı eğer estetik, yani estetik dediğimiz vücutta oynama yapılacaksa bunda sıkıntı yok. Ama bak, buraya dikkat edin. Bak buraya dikkat edin lütfen. Bak, mazeret dedim. Şeyden dolayı dedim. Varsa sıkıntı yok. Ama hiçbir sıkıntısı yok. Hiçbir mazereti yok. Neymiş efendim? Burnunu küçültüyor. Neymiş efendim? Yüzünü gerdiriyor. Neymiş efendim? Dudaklarını bir değişik böyle şey, silikon yaptırıyor. Yani çoğaltın çoğaltın ya. Anladın mı yani? Bu ne? İşte niye? Daha çok güzel gözükeyim. Daha böyle bir şey yapıyorsan orada dur derler adama. İşte bu estetik caiz değil. Bu haramdır yani. Yine aynı soruyu sorarlar sana. Sen Allah'ın yaratmış olduğu dudağı mı beğenmedin? Allah'ın yaratmış olduğu burnu mu beğenmedin? Allah'ın yaratmış olduğu işte artık bir uzvunu mu beğenmedin de onun üzerinde oynama yapıyorsun? Yani dolayısıyla estetik olayının bir istisnası var. Yani dövme gibi, dövme kesinlikle zaten haram da. Ama estetikte, eğer estetik yapılan yerde bir özrü, bir mazereti, bir sıkıntı varsa, onda şey yok, bir anormallik yok. Ama sırf böyle güzel gözükeyim, hiçbir mazereti yok, hiçbir sıkıntısı yok, bundan dolayı yapıyorsa bu da kesinlikle caiz değildir Fatih hocam. Evet, teşekkür ederiz hocam. Hocam, seyircilerimizden gelen sorularımız var. Onlardan bir tanesini sormak istiyorum. Bir seyircimiz hocam, selamünaleyküm hocam. Sorum şu demiş. Hocam, elhamdülillah demeyle Müslüman olunur mu? Yani bir Müslüman Müslüman olması için Müslümanlık vazifesini yerine getirmesi mi gerekiyor? Yoksa vazifesini yerine getirmeyen bir insan Müslüman olur mu demiş. Şimdi bak, o sorunun içerisinde soruyu sorarken tam soruyu anlayamıyorsun. Şimdi bir Müslümanın olması elhamdülillah demek, o kişi, elhamdülillah diyen kişi zaten Müslümandır. Ha, şöyle diyelim, bir adam Müslüman değil. Bir adam, bak iki şekilde anlatayım sana. Bir adam Müslüman değil, gayrimüslim. Gayrimüslim ifadesini de anlayın. Gayrimüslim demek Müslümanlığın dışında, Müslüman olmayan. Yahudi dersin, Hristiyan dersin veya artık herhangi bir şey. Ha, bu kişi ne yapacak? Yani yeni Müslümanlığa girecek bir kişi ne yapacak? Önce gidecek, güzel bir temiz bir gusül abdesti alacak. Ondan sonra başlayacak. Hadi bakalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyecek ve İslam dairesinin içine girecek. Yani Müslüman olacak. Bak, şu anda Müslüman oldu bu kişi. Kelime-i şehadet getirecek. Yani iman edecek. Yeterli mi? Yeterli değil. Şimdi o soruya gelelim işte. Bu kişi için o soruya gelelim. Yani bizim kendimizle alakalı, onu açacağım biraz sonra. Yeni Müslümanlığa giren kişi, önce dediğim gibi gidecek, temiz bir taze bir gusül alacak. Birisi öğretecek ona, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, gusül almayı öğretecek. Sonra evet, gusül aldıktan sonra, ondan sonra kelime-i şehadet gelecek, iman dairesine girecek. İman dairesine girdi mi? Ondan sonra bu kişi için namaz farz, oruç farz,
Zekat varsa gücü, nisap miktarı farz. Hac varsa zenginliği, ömründe bir kere farz. Yani imandan sonra farz olan bütün mükellefiyetler o kişi için geçerli olur. Peki bu yeni Müslüman olan kişi için. Ama adam zaten Müslüman. Adam zaten gözünü açmış, anası Müslüman. İşte bizler gibi şükürler olsun. Bak biz böyle bir sıkıntı çekmedik kıymetli insanlar. Bu da çok önemli. Kıymetli Müslümanlar, kıymetli kardeşim. Biz hiç böyle bir şeyin sıkıntını çekmedik. Gözümüzü açtık. Anamız Müslüman, babamız Müslüman. Ne bileyim şey. Yani Müslümanız yani. Dolayısıyla Müslüman olarak doğduk. Peki Müslüman olarak doğan bir kişi iman dairesinde midir? İman dairesindedir. Ama şimdi gelelim kardeşimizin sorusuna. Adam Müslüman olduğu halde namazını kılmaz, orucunu tutmaz, kulluk vazifelerine dikkat etmez. İşte bu olmadı. Yani Müslümanım demek sadece kelime-i şehadet getirmek, bak biraz önce söyledim mi? Kelime-i şehadet getirip iman dairesine girmek de olmuyor. İman başka, amel başka. İman, önce iman dairesine gireceğim. Mesela Müslüman olmayan, yani iman dairesine girmeyen bir istihdarına diyorsun ki sen namaz kıl. La adam daha iman etmemiş, bu adama namaz kıl denir mi? Sen niye orucunu tutmuyorsun? Sen niye tesettürünü, farz olan tesettürünü kadınlar için işte takmıyorsun diyebilir misin? Diyemezsin. Ona önce sen diyeceksin ki sen bir Müslüman ol bakalım. Bir imana gir bakalım. Anladınız mı yani? Ama adam zaten Müslüman. Zaten anadan babadan bir Müslüman olarak dünyaya gelmiş. Ha işte o kardeşimize diyoruz ki Müslümansan namazını kılacaksın kardeş. Orucunu tutacaksın kardeş. Zenginsen zekatını vereceksin kardeş. Eğer durumun varsa ömürde bir kere hacca gideceksin kardeş. Ahirete inanacaksın, kazaya inanacaksın, kadere inanacaksın, her şeye inanacaksın. Yani dolayısıyla ibadet bölümü dediğimiz şeyi ne yapacağız? Yerine getirmiş olacağız. Şimdi kardeşimiz orada arada bir şey sordu. Adam yapmadığı halde Müslüman olur mu? Bak bu çok önemli. Biraz ince bir soru. Dikkat et abi, bu soru çok tehlikeli bir sorudur yani. Hemen karşındakini kafir yapma yani. O da yanlış. Adam namaz kılmıyor, sen kafirsin. Sakın ha. Sakın ha. O da çok büyük yanlış. Onun ince ayrıntısı şu. Bir insan bunları bildiği halde, yani namaz ona farz, zekat farz, hac farz, oruç farz, tesettür, ki bu zamanda ya Fatih Hocam şu tesettürle alakalı bir program yapalım ya. Şu yaz dönemi bitmeden. Unutma da bir tesettürle alakalı çok ciddi bir şey var ya. Evet. Acayip bir gidişat var. Tesettür farz, bunu bildiği halde yapmıyor. Yapmıyor ama şöyle yapmıyor ama. Yani şey yapamıyorum, işte nefsime uyuyorum. İşte yani inkar etmiyor yani. İnkar etmiyorsa bu kişi günahkar olur. Günahkar olur. Yarın Allah'ın huzurunda neden namaz kılmadın? Neden oruç tutmadın farz olan? Neden farz olduğunu bildiğin halde tesettüre girmediğine hesabını verir. Bak Müslüman dikkat et. Hesabını verir, cezasını çeker. Bu ayrı bir mesele. Ama şunu deme sakın. Adam namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, başı açık, şöyle böyle, bu adam Müslüman mı? Bak bu tehlikeli ifade. Adam onu inkar etmiyorsa tabii ki Müslüman ya. Sen ona Müslüman değil diyemezsin ki. Ne olur? Yapmış olduğu o günahların karşılığında teşki yapmazsa, teşki günaha düşmese, yarın eğer onları inkar etmezse, tesettürün farz olduğunu inkar etmediyse, namazın farz olduğunu inkar etmişse, yarın mahşerde o şekilde de ahirete gittiyse cezasını çeker. Ama o iman onu eninde sonunda cennete yine götürür. Niye? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kalbinde hardal tanesi, en küçük tanedir hardal tanesi. Hardal tanesi iman olan eninde sonunda cennete girecek. O kişi cennete girecektir yani. Sen kalkıp da adam namaz kılmıyor diye. Şimdi özellikle bak bu kardeşime cevap veriyorum. Namaz kılmıyor diye, tesettürüne dikkat etmiyor diye, işte Müslümanlık gerektirişleri yapmıyor diye, bu adam Müslüman olur mu? Tehlikeli ifade. Müslüman mı? Tehlikeli ifade deme. Onun hesabı sana bana düşmez. Onu Allah biliyor. Tatlı bir şekilde ona namazı söyleyeceksin, orucu söyleyeceksin, diğer ibadetleri söyleyeceksin ama bu adam Müslüman mı? Sakın o ifadeyi kullanma. Onun hesabını Allah bilir. Allah'a verecek. Onun şeyini biz şey yapamayız yani. Karşındaki insanı tehlikeye götürme, o yanlış olur yani. Evet. Evet hocam, programımıza devam ediyoruz. Seyircilerimizden gelen sorularımız var. Onlardan bir tanesini sormak istiyorum. Hayırlı akşamlar hocam. Ben Emre, Antalya'dan demiş. Sorum şu: namazda veya cuma namazında okunması gereken bir duayı o an unuttuk diyelim. Yerine başka aklımıza gelen duayı okumuş olsak namazımız kabul olur mu hocam? Olur demiş. Olur. Mesela bir insan namaza başladı. Dua demeyelim. Namazda dua değil de sure diyelim ona. Tahmin ediyorum ayaktayken okunan sure, yani ayetler diyelim. Mesela Elemtara'dan aşağı bir sureyi okuyorsun. İşte Elemtara, Lillahi ve Raytelliz neyse.
veya Kur'an'dan bir ayet canım. İlla elemteradan açtığınız hafız birisidir veya Kur'an'dan çok ezberi olan bir kişidir. Bir ayete başladı mesela, Kur'an'dan bir ayete başladı, o anda aklına gelmedi. Mesela veya bir başladı sonra o anda aklına gelmedi. Çok geciktirme, hemen başka bir bildiğin bir şeye geç, bir sureye, bir ayete geç ve devam et herhangi bir şey. Eğer çok beklersen seyir secdesi gerekir namazı biraz uzattığından dolayı, geciktirmenden dolayı. Ama o anlık bir şeyse böyle, o anda mesela başladığını böyle bir çok kısa bir zaman içerisinde hemen başka yere geçip de devam ettiyse bir şey olmaz. Ama çok geciktirdiyse, baya böyle bir durduysa, o namazı geciktirmenden dolayı seyir, yani yanılma secdesini gerektirir, bir şey olmaz yani. Evet. Evet. Bir seyircimiz sormuş hocam, şimdi mesaj attı. Selamun aleyküm, çok değerli hocam, sizi seviyoruz. Her hafta sizi canlı programda görmek istiyoruz. Biz zaten her hafta Cuma günü saat 19'da buradayız. Sizlerin huzurunuzdayız inşallah. Onun da bilgisini vermiş olalım. Edep yahu edep olmayanın imanı olmaz lafını biraz açar mısınız hocam demiş. Şimdi edep derken tabii ki Müslümanın en kıymetli özelliklerinden bir tanesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah beni en güzel edeple edeplendirdi buyuruyor. Örneğimiz olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Mesela bir insan kulluk vazifelerine dikkat ederken, oturmasına, edep dediğimiz yani oturmasına, kalkmasına, konuşmalarına, nezaketine, tebessümüne, insanlarla olan, ailesine olan, çoluğuna, çocuğuna olan, komşularına, ticaretteyken, neyse artık çoğaltalım. Yani kısacası oturmasına, kalkmasına, konuşmasına, tebessümüne, her şeyine de ne yapmış olacak? Dikkat etmiş olacak. Yani kaba saba olmaz bir Müslüman. Bir Müslüman kaba saba olmaz yani. Ben istediğim gibi yaparım. Yapamazsın kardeşim. Öyle bir şey yok yani. Müslümansan edepli olmak zorundasın. Müslümansan tebessümlü olmak zorundasın. Müslümansan kelamını kullanırken, konuşurken, insanlara böyle bir şey anlatırken ne yapacaksın? Böyle tatlı sözlü olmalısın ki ne yaparsın? Örnek olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine yakışır olan bir ümmet olursun. Ama şu ifadeyi yanlış anlamamak lazım. Yani edepsiz olan insan iman dairesinden çıkar, öyle de değil yani. Onu, o ifadeye de dikkat edelim yani. Tamam. İnşallah hocam. Hocam bir seyircimiz, selamun aleyküm hocam, ben tarikat dersi aldım, 2 yıl devam ettim, 3. yıl gidip tekrar dersimi almadım, vebali var mıdır, hayırlı akşamlar demiş. Tabi yapmadığın, çünkü tarikat dersi demek, Allah'u, tarikat dersi ifadesini açayım biraz, Allah-u Teala'yı bilme eğitimi, tarikat ifadesini belki her kardeşimiz tam olarak manasını bilmez. Allah-u Teala'yı öğrenme, bilme, Allah-u Teala'nın özelliklerini, Allah-u Teala'nın zatını, sıfatlarını, esmasını, işte efallerini, yani kısacası Mevla Teala'yı olan yakınlıklarını öğrenme eğitimine biz tarikat eğitimi, gönül eğitimi, ledün ilmi çoğaltabiliriz. Bir meşayih-i kiram diyoruz, bir mürşit diyoruz, bir Allah dostu diyoruz, bir evliyaullah diyoruz. Böyle kıymetli zatlardan ne yapıyoruz? Allah eğitimini almış oluyoruz. Dolayısıyla o Allah eğitimini alırken de o zata Allah adına ne yapıyoruz? O zat vasıtasıyla ya Rabbi ben seni tarikat dersimi, yani ben seni bilme eğitimiyle beraber sana ne yapıyorum? Söz veriyorum. Yani sana bu eğitimi yapmayla alakalı, öğrenmeyle alakalı söz veriyorum demiş oluyor. Dolayısıyla o kişi ne yapacak? Dikkat edecek. Ne yapacak? Kaldığı yerden kim vasıtasıyla irtibat kurduysa dersiyle alakalı, tekrardan o kişiye hemen gidip şöyle bir kısa bir zaman, bir hafta, iki hafta, bir ay gibi bir zaman kaldığı dersini yapıp ondan sonra gidecek, diyecek ki efendim ben şu dersteydim, biraz ara verdim ama işte bir iki aydır da yapmaya başladım, bir aydır neyse, işte devam edeyim mi veya işte bir üst derse geçeyim mi diye soracak, istişare yapacak, ondan sonra devam edecek. Yani kaldığı yerden devam edecek. Bırakmak yok yani, onu demek istediğim yani. Ara vermiş olabilir, doğru değil tabi ara vermek de, ama ara verdim tamam bitti, yok bitmez, Allah biter mi, haşa, Allah eğitimi biter mi? Dolayısıyla bırakmak doğru değil, ara vermek doğru değil. Ne yapacak? Kaldığı yerden kim vasıtasıyla tarikat eğitimini almaya irtibat kurduysa o kişi vasıtasıyla ne yapacak? Eğitimine devam edecek. İnşallah hocam. Hocam bir seyircimiz hocam, selamun aleyküm. Hazreti Davut Aleyhisselam'ın orucunu tutuyorum Ramazan'dan beridir. Yani bir gün oruç tutuyorum, bir gün tutmuyorum. Bu lafı anlamadım da belki sen anlarsın hocam. Acaba fasıla verme zamanı mı yazmış? Fasıla? Ara verme zamanı. Ha, ara. Şimdi kardeş bak şunu söyleyeyim. Davut Aleyhisselam diyorsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti değil.
tabii ki güzel. Orucun mutlaka karşılığı var ama şimdi gençken insan Davut Aleyhisselam ömründe bunu yaptı yani. 3 ay, 5 ay, 6 ay değil ya. Yani. Ömrü boyunca buna devam etti bir peygamber olarak. Ama bu Davut Aleyhisselam'ın neyi? Orucu. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına baktığımız zaman hiç böyle yapmamış yani. Biz kimin ümmeti isek, kimin ümmeti isek o peygamberi taklit etmek, o peygamberin ameli üzerine yapmak zorundayız. Tabii sen bunu mutlaka bir yerden etkilendin, bir yerden okudun, bir yerden duydun, gördün, neyse bu şekilde başladın. Tuttuğun oruçlar tabii ki kabuldür, onu bir kere bil. Ama gençliğinde belki onu yapacaksın ama yarın biraz yaşlandığın zaman, yaş ilerlediği zaman buna ne yapaması takat getiremezsin. Zaten böyle bir şey olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sünnet olarak kendi hayatında bunu ne yapardı? Tatbik ederdi yani. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oruçlarını biz ne yapalım? Sünnet olan oruçlarını, pazartesi, perşembe olabilir. Her ayın başında 3 gün, ortasında 3 gün, sonunda 3 gün olabilir. Bu şekilde oruçlar olabilir. İşte söyleyin. Aşura dediğimiz oruçlar olabilir. Yani bildiğimiz kandil geceleri oruçlar olabilir. Bu oruçlara daha çok şey yapalım. Hatta bak bununla alakalı ben bir şey daha söyleyeyim. Mesela diyor ki adam ben diyor 3 aylar orucunu tutuyorum diye. Söylerken de böyle bir değişik de söylüyor böyle. Allah'ım tabii kardeşimize yine şuur nasip etsin. Oruç tutmak tabii ki güzel bir şey. Oruç tutmanın tabii ki karşılığı var. Bak ifadeler lütfen yanlış anlaşılmasın. Allah bir kulunun yapmış olduğu ibadetleri hiçbirini zayi etmez. Burayı koy bir kenara. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç hayatında 3 ay oruç tutmamış biliyor musunuz yani? Yani 3 aylar orucunu tutmamış yani. Niye? Tutmamasında bizim için düşündüğünde ne yanlış anlaşılmasın yani. Ümmetime ağır geleceğinden dolayı. Mesela bir Ramazan'dan önceki Recep ayını baştan sona tutmamış. Şaban ayını baştan sona tutmamış. Ne yapmamış? Başından, ortasından, sonundan bu şekilde tutmuş yani. Yani onun için kendi nefsimizden ortaya yok bir şey koyarak değil lütfen kardeşlerim. Resulullah ne yapmış? Ve Allah Celle Celaluhu de Resulünün ortaya koymuş olduğu örnek amel neyse onu daha çok itibar alıyor yani. Çünkü niye? Allah kulunu biliyor. Peygamber'e de kulunun gücü yeteceği, takati yeteceği şekilde ibadet yapmasını ister. Mesela bir insan kalkıp da sabaha kadar ben uyumayacağım, ibadet yapacağım. Olmaz. Uyuyacaksın kardeşim, bedenin de bir hakkı var. Niye? Sen sabaha kadar ibadet yapacağım diye uyumazsan gün içerisinde bu sefer işe gidiyorsan işinde başlayacaksın uyumaya. Farklı yerlere gidiyorsan, medreseye, şuraya buraya gidiyorsan başlayacaksın oralarda uyuklamaya. Olmaz yani. Ya hepsini yerli yerinde ama bunları yaparken örneğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Unutma. Davut aleyhisselam tabii ki çok kıymetli bir peygamberdir. Tabii ki ameli güzeldir ama bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o ibadetlerin, bu namaz, bu oruç fark etmez, bütün ibadetlerin en güzel örneklerini ortaya koymuştur. O ne yapıyorsa onu yapmaya çalışalım. Peki bu kardeşimiz ne yapsın? Peygamberimizin sünnet olan, eğer oruç tutmayı çok seviyorsa, çok istiyorsa sünnet olan oruçlarını tutmaya çalışsın yani. Tamam. İnşallah hocam. Evet hocam bir seyircimiz selamun aleyküm hocam. Kabir azabı var mıdır? Varsa cehennemdeki azap veya ikisi arasındaki fark nedir? Madem azap var iki kere mi olacak hocam yazmış. İşte hadis-i şerif var. Sorular soruluyor ama işte tabii kardeşlerimiz. Şimdi bak güzel kardeşim. Bir insan öldüğü zaman kabre konuluyor ya. O kabir zaten ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru. Zaten orada hayat başlıyor. Kabir hayatı demek ya cennet hayatı ya cehennem hayatı. Orada hayat başlıyor zaten. Yani burada sanki iki kere sonra farklı öyle değil ya. Zaten o kabir de cennetten, o kabir de cehennemden bir hayat, bir bölüm yani. Bak karıştırma. O kabir, o gördüğün mezar var ya, eğer cennetliksen, yani direkt cenneti kazanmış bir kişisen zaten cennet hayatını orada yaşamaya başlıyorsun. Direkt cennette başlıyorsun yaşamaya yani. Eğer Allah muhafaza etsin, o kabir eğer dünyada eksik gittiysen, eksik günahlarla bıraktıysan o kabir zaten senin için cehennem çukuru. Yani cehennem hayatı orada başlıyor yani. Yoksa orası farklı bir yer değil. İnsan öldüğü zaman ya cennette ya cehennemde kısacası yani. Kafirler ebedi cehenneme. Direkt zaten. Sorgu sual yok, iman yok ya. Ama Müslüman için iki şık var. İnşallah direkt cennetlik oluruz. İnşallah diyelim. Ama eğer günahları varsa, eksikleri varsa o kabirden itibaren o eksiklerinin karşılığı olarak cezasını çeker, ondan sonra cennetini kazanır. Yani kabir demek artık orada insan öldükten sonra hayat başlıyor. İki hayat. Cennet, cehennem. Hayat başlıyor. Tekrar bir şey yok. Zaten hayat başlıyor yani. Evet.
Evet hocam, programımızın sonuna geldik hocam. Son olarak ne söylemek istersiniz? Evet, çabuk bitti yine değil mi? Evet, evet. Evet, hayırlısı olur inşallah. Elimizden geldiği kadar sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya çalıştık. İlgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bazen konularla alakalı böyle sesimiz biraz yükseliyor. Sakın ha, lütfen aman üzülürüz. Yani sanki böyle kızıyor değil. Üzüldüğümüzden, dertlendiğimizden, kardeşlerimize karşı olan şeyimizden dolayı sesimiz yok. Yoksa kesinlikle farklı bir şey için değil. Rabbim herkesten razı olsun. Fatih Hocam, kameraman arkadaşlarımızdan, rejideki arkadaşlarımdan hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz, bir siz sorun biz söyleyelim programımızın daha sonuna geldik. Hafta yine aynı saatte Cuma gününde saat 19'da sizlerin huzurunuzda olacağız inşallah. FBTV ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.